Selam canlarım, selam selam selam, hepinize selamlar olsun. Şu an öyle bir yağmur var, uykudan yeni kalktım, sesim de çıkmıyor. Şu an az önce bunları geldim hemen, hep evin içine bahçeye yağıyor bak. Buraya hemen, burada yatak var ya, burada yatak olduğu için buraya hemen şey yaptım. Bunu koydu bak, her taraf yağıyor. Arkadaş, ev sahibi bir şeyi gönderemedi. Ya kardeşim, paranı alıyorsun ama evin bu şekil niye? Evin içine yağıyor ya, niye böyle ya? Ay, uykudan kalktım ben. Yağmurun sesine fırladım. Şurada çamaşırlar da alınacak orada. Ay çok yağıyor, bereket yağıyor Allah'ım. Ama bunun sonu sel olmasın inşallah ya Rabbim. Sel olursa merdiven başından akıyor. Merdiven başından eve akıyor. Bunlara bunu koydum. Ev akıyor çünkü. Burada yatak var. Ay, çocuklardan şey istedim ya, geldi, götürdü ya, onu bitireceğim bugün. Bunlara, ay ay, anam biberim vermiş, biberim, Allah sen nazardan koru. Aha, bu da çiçeklemiş. Çiçeklemiş mi bu? Yok, şey mi vermiş? Aha, çiçeklemiş. Patlıcan da çiçeklemiş. Allah'ım, Allah'ım, kurban olduğum ya Rabbi. Allah'ım. Domatesim de verir inşallah. Ha, biber abi de bak, vermiş abi de. Aha, abi de. Abilerden vermiş. Akşırdan vermiş. Allah'ım ver ya Rabbim. Anam, 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 anam. Çok yağıyor, ortalık yıkılıyor, yıkılıyor. Allah sen koru ya Rabbim. Sen koru ya Rabbim. Maydanozlar neredeyse böyle toplanacak hale geldi. Biraz daha büyüsünler. Neredeyse, ay. Hava o kadar kararık, o kadar karardı ki. Şuraya doldu sular. Ayağımı şöyle yıkayım. Ay. Allah korusun, Yaradanım Allah'ım. Allah'ım korusun. Ama bahçelere, burası fındık bahçesi, fındık bölgesi ya. Bahçelere, sebzelere süper şey oldu. Süper. Şimdi ben de yavrularıma süper vereceğim de. Ama buradan, ha buraya, ha şey bırakayım ben, yağmur suyu vereyim ben onlara, o yavrularıma, o bitkilerime, yağmur suyu vereyim. Nasıl yağıyor? Felaket yağmur var, felaket. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Felaket yağmur var. Canlarım, ben de çocukların çiçeğini dün getirdi diye toprak, onları aldım da. Ya topraklara hep baksana, ağızları hep hebleymiş, hemen açılıyormuş bak bunlara. Hep mahvetti buraları ya.
koydum şunu da, 5 tane toprak istemiştim. Şimdi oradaki şeyleri canlandırmaya çalışacağım. Onları yapmaya çalışacağım. Ben şunları dikeyim. Ah canlarıma, başıma hep iş çıkardım. Şu hale bak, şu terasın haline bak. Hep diktim bunları. Şunlar inşallah. Ben diktim, Allah bereketini versin ya Rabbim. Kurtarmaya çalıştım şu poşette olanları. Hep her taraf çamur oldu zaten. Biraz da çamurlu şeymiş. Değişik bir topraktı bu. İşte şimdi can sularını verdim. O şeyden, yağmur suyundan verdim. İnşallah olur. Yani dikmesi benden, bereketi Allah'tan. İnşallah. Ben kurtarmak istedim onları. Çünkü çok çamur oldu bak. Ancak yağmur dinsin de burayı yıkayacağım. Yağmur dinsin. Naneleri bunlara dikmiştim. Şeyi ne yaptım biliyor musun? Bu poşetteki şeydi ya. Anam hep çamur kalmış zaten. Poşeti deldi. Şunlardan hep onları delmiştim de o çamurlu şeyi koydum ona. Şunlar hep yeni dikildi. Tazelendi. Şu çöp kovamdı. Şurada çöp kovam var bak. Onun içiydi. Dedim ki ya tutarsa dedim. Yani Nasrettin Hoca misali ya tutarsa dedim. Şu ezikleri buna diktim. Tutarsa tutar. Tutmazsa içine başka şunlardan ikişer ikişer diktim şunları. Hangisi tutarsa birini buraya alacağım. Evet, bu çöp kovasının altını deldim bunu. Kıydım çöp kovama. Çünkü bunlara kıyamam. Canlanmasını bekleyeceğim. Buralarda hep çamur oldu. Dedim ki olsun dedim. Verdim çayıra dedim. Mevlam gayra dedim. Boş ver dedim. Zaten toprak içinde kaldım dedim. Çamur içinde. Seviyorum çünkü bunları artık. O yüzden biraz da çamur olsun, biraz da kirlensin dedim. Sonra yağmurdan sonra yıkarım. Gerçi burada şey de yok, çeşme de yok. Nasıl yıkayacağım bilmiyorum ama şey taşıyacağım, gene yıkayacağım. Ya da bir kap kurusun süpüreceğim, ondan sonra sileceğim. Çünkü şurada yatak da var. Şu taraftan arasını yıkarım da. Şunları yıkayamam, yatak var. Kaldıramıyorum, ağır. Evet. Tamam, ben gideyim artık. Ben baygınlaştım iyice. Her taraf şey içinde. Bak her taraf. Bak. Her taraf. Ya ben yağmurda su biriktiriyorum onlara. Su koydurmak için. Şurada ayaklarımı da az yapayım da. Şuraya da bir havlu getirdim. Bunları alıp götüreyim. Ayaklarımı bez mez getirdim. Havluları silerek gideyim ben. Canlarım. Azıcık durdu. Az önce felaket yağıyordu. Karadeniz bölgesi böyle. Sel götürür, yağar. Allah'ın bereket yağdırıyor. Çünkü fındıklara veriyor. Çok şeyler olur bu Karadeniz'de çünkü. Yani dikildiği zaman her şey, karpuz, kavun alanlar var ya, yapmışlar. Hep bana gösterdiler. Şu Karadeniz'de, abi Giresun'da. Seralarını gösterdiler ya. Karpuz, kavun. Meleğin dükkanının orada tanışlardan biri gelmiş. Ben ne bileyim, köylüleri çok tanımıyorum, köydeki canlarımı, hani akrabalarımızı. Geldi oraya meleğin, oraya anam. Resimde gösterdi, neler dikmiş, neler olmuş, neler Allah. Ben hiç bilir miydim karpuzun burada olacağını, kavunun burada olacağını. Neler dikmiş. Neyse canlarım, haydi görüşürüz. Ben kahvaltı hazırlayayım bari, açlıktan gelerdik. Ben yukarıda uğraştıktan sonra geldim. Hemen bunu şu azı kendime aldım. Bunu Batuhan'a. Batuhan da neli omlet yapayım? Şeyli, kaşarlı omlet yapıyor da. Ben de bunları koydum da hemen. Çekerken hani yukarıda çok yoruldum ya. O çilekleri dikerken, şeyleri dikerken, o yukarıları kaldırırken falan. Bunları yaparken çekemedim canlarım. Çekemedim. Sadece bu şekilde, yani bugün de sağlıksız yiyoruz. Ne yapalım, bugün de öyle olsun. Çünkü
kalk gelip de daha şey yapacak durumda değildim hani. Mesela bir şey hazırlayıp, sağlıklı bir şey kahvaltıyı hazırlayıp yapacak durumda değildim. En azından peynirimiz, zeytinimiz sağlıklı diyelim. Haydi Allah vücudumuzu Allah tarafından Allah sağlık versin diyeyim. Allah'ım sağlık versin. Ne yersen ye, sağlığın olmadıktan sonra. Ama sağlığın olduktan sonra ne yersen ye hiçbir şey olmuyor. Koruyucu Allah'tır, sağlığı verecek de Allah'tır. Haydi bakalım, görüşürüz. Kadık kaşarlı omletini yapayım. Batu'nun kaşarlı ve içinde şey olan omleti Batu yapıyor. Baharatlar var içinde. Karabiberi Batu çok seviyor. Evet. Oldu. Canlarım merhabalar. Tekrar merhabalar. Yağmur burası böyle işte. Bir anda durdu. Şimdi biraz güneş var, biraz bulutlu. Ben buranın şeyini orada süpürge var bakın. Biraz süpürdüm. Anam bir düştüm. Şakıradak yere. Kütüredek. Allah aşkına. Allah korudu ya. Ya şurada düşseydim. O şeyin balkonun önünde. Bir düşerdim. Aşağı giderdim. Allah koruyor Allah. Allah hep yanımızda olsun. Yaradanım Allah'ım. Şimdi şarjım da çok az. Çünkü başka çekimler yaparken şarj hemen bitiyor. Bu telefondan çekiyorum ya. Hemen şarjı yiyor. Şimdi şunları yıkaya azıcık böyle yıkaya şey yapacağım. Hadi gelin bakalım. Şu çamurlu yerleri yavaş yavaş alayım da. Yatağı değdirmeden alayım canlarım. Bundan sonra da sileceğim Bilodayla. Az kaba pisliğini alayım. Kaba çamurunu. Canlarım fazla zaman geçmesin. Ben alayım böyle. Ondan sonra da silerim. Çok yoruldum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi öbür tarafa da tam yapayım. Oy anam oy. Diyorum çeşme yok. Çeşme olsa çeşme yeri yapmışlar. Bizim bir tanış sucuyu çağırdırdı. Melek'e yazdım da. Bilmiyorum. Melek'in tanıdığı var. Baktıracağım. Çeşme oraya çeşme yaptırıp hortumum var. Hortum taktıracağım. Ondan sonra dersiniz ki niye fırçayla yıkamadınız? Fırça çok ağır, çok uzun. Süpürgeyle alışmışım ben, öyle yıkama yerlerini. Süpürgeyle yıkadım. Çekeyim öbür tarafları da. Ondan sonra bir katta kurulayım.
sonucu gösteririm. Hadi görüşürüz şimdi. Ben halledeyim onları. Bu arada bunu da temizledim. Buralardan ağrı başladım. Sildim. Burada şeyim duruyor. Tamamen temizlendi. Artık temiz temiz rahat rahat geçebilirim. Dediğim gibi şuna gene kalantıya maydanoz dikmiştim şu maydanozlarım. Biraz daha büyüsün toplayacağım. Şurada naneler, biberlerim, patlıcanlarım az az vermiş böyle şeylerim de çiçekli. Bak. Bunlar da inşallah olur. İnşallah olur. Dikmesi benden bereket Allah'tan. Aziz Allah Celle Şan'a, Aziz Allah Celle Şan'a. Canlarım şu anda ikindi ezanı okunuyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu video uzun olabilir. Daha ikindi ezanını şey yapamıyorum. Ben buraları yerleştireyim. Bir daha aşağı ineceğim. Şarjım da tam bitmek üzere. Canlarım Melek'e telefon açtırmıştım da şeye, sucuya. Hani suyu kısmıştık da. Ben alttan kısmıştım da hiç gelmedi soğuk su. Şimdi şu kadar geliyor. Bu kadar da iyidir. Usta getirdi. Usta tanıştı. Melek'in tanışıydı. Usta geldi. Bak şu tereyağı bir yukarı kaldırdık hep. Buralar hep ıslandı şimdi. Buraları da temizleyeceğim şimdi. Şuradan dedi içine taşlar dolmuş. İçine dedi şeyler dolmuş. Ya müteahhit işi dedi. Hep dedi çok basit yapmış her şeyi dedi. Arkadaş böyle bir şey olur mu? Şimdi buralar toparlanacak. Ben yukarıdan hemen çabucak telefonu açtı. Evi de bulamıyordu. Hemen telefona cevap vermek zorunda kaldım. O arada şarjım bitti. Şarja koydum. Yeni şu anda. Usta yeni yaptı. VC'nin de o bu şeye duvarda basma yeri var diye VC yerin. Orası yapıldı. Orası su kaçırıydı. Su yok olacak, bitecek. Suyu korkuyorum artık harcarken. Bir de oradan kaçırıyor. Onları yaptırdım. Ondan sonra yukarıda çeşme yaptırdım. Bir de onu baktırayım bakın size. Şeyin balkonun sonucunu gösteremedim işte. Şarj bitti. Hemen o şeyde aradı. Hemen o bulabilsin yolu diye şarja getirdim bıraktım. Buraya getirdim bıraktım. Benim oğlum da uyumaya gitti. Yeniden uyandı geldi. Uyanmış geldi. Neyse biz yukarı çıkalım bakın. Yukarıda şeye bakın şimdi çeşme. Yukarıda çeşme yaptırdık. Evet yukarı çıkıyoruz. Burayı daha yeni geçittirdim. Şimdi burada masa vardı ya. Televizyonu oraya koyuyordum ya. Şimdi bunu geçittirdim. Bu alttaki siyahı buraya geçirdim. O televizyonu şimdi onun üstüne koyacağım. Şimdi buraya şu masayı geçirdim. Şuraya çeşmeyi yaptırdım. Halıyı şey yaptıktan sonra masa demir ya, çelik ya, masaya hiçbir zarar vermiyor. Şu eski diye benim. Şunu da ben kendim şeyle vurdum. Bu sağlam değildi. Haşın sağlamlaştırdım onu. İşte buralar böyle. Bakın şimdi hala bezler buralarda duruyor. Hala siliyorum. Fırını şuraya geçirdim. Geçirdik birlikte. Allah razı olsun. O şeyi taşıdı. Ben fırını taşıdım. İlerlet. Şimdilik bu şekil bıraktım burayı. Allah'ın izniyle daha çok şekil olacak. Şimdi içeride masa eksildiği için şu masayı, şu sehpayı artık oraya bırakabilirim. Evet, ben daha buralarda işim var. Şimdi ben burayı yapayım, durun. Şurada şu bozuktu. Akmıyordu. Bunu da yaptı. Allah razı olsun. Ben de bugünkü gündür banyoya, lavaboya, balkonu silip kirli su döküldük ya. İyice de yıkadım oraları. İyice orada yapıldı. Şeyi buraya koydum. Daha önce buradan böyle yerlerden sallandırıyordum hani. Ya öyle işte canım sıkıldıkça böyle yer değiştireyim işte. Ve sehpayı şuraya koydum. Bilmiyorum ışığı şu an ışık veriyor mu bu? Gene şarj az herhalde. Bu şekilde gene burayı işte şimdilik bu şekil bıraktım. Aşağıdan biraz bibloları buraya doğru dağıtırım sonra. Burayı da bu şekil
Ay, ayağımdan terlik de çıktı bak. Bak oradan geçerken. Ha buraya küçüğünü aldım. Bu şekil şurayı zaten bunu temizledim. Şöyle yan yana koydum. Buraya masayı buraya koydum. Teras, üst kat terasta. İşte şey çatı katında. Mesela orada çocuklar geldiğinde ızgarada bir şeyler yapıp burada oturup yiyebiliriz. Yani masaya içeri geçmemize gerek yok. İşte her tarafı düzenledim şimdi. Tamam oldu. Şimdilik bu kadarı tamam. Artık ben bittim. Şimdilik bu şekil. Ya daha canlarım daha yerleşene kadar. Burada da çöp var. Çöp kabı var. Şurada da çöp kabı var. Onun içine almıştım hani. İçine alıp da çiçek diktim ya içine alıp da. İşte orada da var. Neyse işte gerisi daha olur. Artık. Buralar tamam. Şimdi aşağı iniyorum ben. Aşağı inelim bir tanelerim. Canlarım. Karanlık mı oldu? Bak masadan ya masaya rahat oturacağım dedim. Görüyor musun? Masaya rahat oturayım dedim balkondaki. Şey çatıdaki. Masaya rahat oturayım dedim. Böyle biraz oturayım dedim. Hem de buradan vedalaşayım dedim. Çok yoruldum. Bugün çok yoruldum. Bugün kendi kendime iş çıkardım. Kendi kendime iş çıkardım bugün. Şeyi söyleyeceğim. Ne kadar saldırıya geçtiler bu onun tarafı. Ne kadar saldırıya geçtiler. Aman Allah'ım. Yorum yerine bakıyorum. Ben hiç kaldırmıyorum. Neden kaldırmıyorum? Çünkü her zaman gene söylüyorum. İncelendiği için şey, kanal. Kim ne yazıyorsa avukatım bakıyor çünkü ona. Kim ne yazıyorsa o inceleniyor çünkü. Benim bu kanalın şeyi hep o yorumlar okunuyor. Kimisini ben görmüyorum. Bir bakıyorum ki inceleme yerinde. Oradan kopyalayıp oradan gönderiyorum ben. Bu yasa çıktıktan sonra onlar çok saldırsınlar böyle. Çünkü onun tarafı, anladınız siz kim dediğimi, ismi kullanmak istemiyorum. Onun tarafı bayağı bir saldırıya geçti. Bayağı bir şeyler. Şurada da görünen masa, buranın masa örtüsüydü mutfaktayken bu. Şu masa. Ondan sonra buradan görünüyordu, o yüzden aklımı çeldi orası. Bakıyorum, oradan bir de insan haklarına ve iftiralara maruz kalıyorum. Ya nasıl insanlar, gülesim geliyor ya. Ben bunlara gülesim geliyor çünkü sizler beni baştan beri görmemiş olsaydınız. Bu evliliği baştan beri sizinle birlikte kanalımda hala iki tanesi duruyor. Gerisini kaldırdım. O kaldırdığım videoları bu yeni gelenler göremiyor, bilmiyor. Bana biri yazmış ki Esra Hanım hani fakirim diyordunuz. Şimdi zengin olmuşsunuz. Şey evlerde oturuyorsunuz. Ben burada çalışıyorum. Ben burada çalışıyorum. Ben kiramı ödüyorum. Kendim ödüyorum. Şimdi şunu diyorum. Bunu diyenlere şunu diyorum. Bu adam beni çay içmeye götürdü. Bu adam para yedirecek adam mı? Bu adam çay içmeye götürdü. Sadece bir çay ya da iki çay dolaştırdı. Hepiniz beni eski takip edenler bilir. Beni dolaştırdı. O kadar şehrin içine bütün şeyleri dolaştırdı. Adam gezmeyi çok seviyor biliyorsunuz. Ne yaptı? Aceve de düşürdü beni. Aceve geldim ben. Lokantaya mı götürdü? Bir yerden bir şey mi yedirdi? Midem çekiliyordu artık çay içmekten. Yani çay iki ya da üç çayın hesabında yapıyordu. Millete çay 2 liraysa misal 1,5 veriyordu. Böyle bir insanın parası yenir mi de diyorsunuz ki o diyenlere diyorum. Çünkü o nasıl anlatıyorsa o kişilere. Onu hep onun tanıdığı kişilerdir ha. Çünkü hep onun tarafı. Bu adamın parasını yediniz. İşte öyle eve geldiniz. Öyle şeye geldi. Adamın o keyif ağa da sizsiniz. Keyif de sizde.
Öyle yorumlar düşmüş ki görseniz aklınız şaşarsınız. Sizler beni tanıyorsunuz. Hepiniz beni biliyorsunuz. Beni baştan beri takip eden o insanla birlikte evlenirkenden bu yana kaç tane 2 aylık videom vardı orada. Onunla çekilmiş. Ben o adama ne kadar sabrediyordum, görüyordunuz. Baktım, gördüm, olmayacak, yapmıyor. Her şeyden vazgeçti. Çünkü önce kandırdı, evlendik, her şey olmuş gibi yaptı. Sonra ne yaptı? Her şeyi bir anda sildi. Verdiydi, hiçbir sözde durmadı, duracak bir adam da değil. Bunu yazanlar da zaten onun tiplerinde bir insanlar. Zaten onun gibi böyle dengesiz insanlar. Yani hiç aldırmıyorum. Aslında moralim de bozulmuyor. Kendim okudum. Sadece size anlatayım dedim. Böyle bir şeyler yani. Bu siz tanıyorsunuz. Beni baştan beri tanıyan sizlersiniz. Siz tanıyorsunuz. Bir çay parasının hesabını yapan. Bana para mı yedirecek? Bu evde onun parasıyla duruyormuşum. Sadece her zaman söylüyorum. O da benim hakkımdır. Namus meselesidir bu. Çünkü verdiği sözlerde durmadı. Ben, çoluğum çocuğum var, koskocaman benim. Ben daha 49 yaşındaydım, şimdi daha yeni 50'ye girdim. O 80 yaşındaydı. Ben 80 yaşındaki adamı sadece bir maaşını beklemek için mi alacaktım? Hiçbir şekilde böyle bir şey var mı? Ben üstüne de bir şey istemedim. Sadece beni güzel bir evde yaşat dedim, bu kadar da değil. Bu kadarın da değil, kiraya gidelim dedim ben. Kiraya razıydım. Sen verdin işte. Allah bana buradan kapı açtı. Çocuğumun maaşı var. Etraftan, ailemden, sülalemden de yardım alıyorum. Yani yardım derken izleyememişler. İşte bazı insanlar işte daha önceki benim işte o evdeki videomu izlemişler. Sonra da bunu görüyorlar. Diyorlar ki ooo bayağı kademe atlamışsın. He o adamı yedim de kademe atladım. Adam benim şeyimde verdiği 2 bileziğin peşine düştü adam. Sen ne diyorsunuz, sizler ne diyorsunuz? Allah aşkına gülüp geçiyorum zaten onlara da. Ben canlarım sizlere söylemek istedim. Evet canlarım, bugün böyle uğraştım. Şimdi kapatayım dedim. Birazdan da yemek yaparım, yemeğe başlarım artık. Gerisini bundan sonrasına koyacağım. Yani burada dedim ki hazır hava şeyken böyle buradan kapatayım. Ama şeyde gene yemek yaparken, yemek şeyinde gene konuşmalarımı yaparım biliyorsunuz. Ben konuşurum. Ben sohbet ederim. Sizi böyle karşımda görüyorum. Böyle sarılasım geliyor. Ben görüyorum sizi sanki. Sanki beni izleyenleri hep görüyorum sanki. Hani aslında hiçbir yerde görmüş değilim. Hani biz, kimler bizi izliyor, biz anlayamayız. Bize kişi bilgisi gelmez, öyle bir şey yok. Ama sizi yorumda görüyorum, beni izliyorsunuz, çok seviyorum, sizi çok seviyorum. Benim YouTube ailemsiniz. Siz benim gerçek ailem ayrı, siz de benim gerçekten ailemsiniz. YouTube ailem, YouTube ailem. YouTube diye yazılır, YouTube ailem. Canımsınız. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Şimdilik Allah'a emanet olun. Her zaman Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ben bunu gideyim, yemeği yapayım. Ondan sonra da ne getiriyor bakalım. Ne yapacağım, ne edeceğim tam da şu anda bilmiyorum. Bundan sonrasına gene hani yemeği de çekesim var çünkü. Yemek izleyen de var çünkü. Yemeği seven de var. Bilmeyen mesela öğrencilerimiz dediğim gibi vardır. Bilmeyen şeylerimiz vardır. Hani gençlerimiz vardır. Yeni evlenenlerimiz vardır. Belki beni takip edenler arasında. Çünkü kimisi ailece izliyor. Çocuk çocuk. Yani onlar da görsünler. Kimisi yemek, gerçekten yemek şeyini seviyorlar. Canlarım abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dişim çok kötü. Daha önce de bahsetmiştim. Gelinime diyeceğim ki şey yap diyeceğim. Gelinimle bugün konuştum da diş hastanesi burada hemen yakında. Diş hastanesinden hemen bir randevu alacağım. Artık ne zamana verir bilmiyorum. Bu video çok uzun oldu biliyorum. 2'ye de kesemem.
Allah'a emanet olun. Yeniden söylüyorum, zili tüm olarak açık bırakın ki ne zaman paylaşacağım belli olmuyor. Kurban olduğum. Daldırıp gidiyorum bazen, tekrar çekme giriyorum, tekrar şeye giriyorum. Ama biraz da şey yapıyorum, hani deneme yapıyorum. Bir gün bazen gündüz ikide atıyorum, bazen fırsat buldukça atıyorum. Fırsat buldukça akşam atıyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz benim canlarımsınız. Hepinize sımsıkı böyle sımsıkı sarılıyorum hepinize. Bütün bacılarıma, kardeşlerime, anneme, anne dediklerime, abla dediklerime, hepinize, büyüğüme, küçüğüme öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Canlarım, bugün şey yapacağım. Divle yapacağım ama fasulye, yeşil fasulye divlesi Giresun'un bölgesine, Karadeniz bölgesinde hep yapılır. Bu da şey, altını aynen yemeğe yaparmış gibi şeyini yapıyorum. Soğanını, sarımsağını, biberini, işte yeşil biberini, salçasını, domates, yaptığım domatesden de koyacağım, salça karışık. Ha, burada böyle but almıştım. Buzluktan hemen çıkardım onu. Onu tuttum, şey yaptım. Şurada haşladım. Suyu da burada. Çünkü haşladım ki ikiye bölmek zorundaydım onu. Bütündü bu. İki tane bütün buttu. Buna iri bir patatesim var. Onu doğrayacağım. O şekil yemeğini yapacağım. Yanına da gene bezelyeli pilavı seviyor bizim Batuhan. Bezelyeli pilav yapacağım yanına da. Suyunu da şeyde kaynatıyorum. İkide bir kettle diyorum ya, çaycı. Ama kettle olarak kullanıyorum onu. Çaycım düzeldi ya. Evet, ben bunun baharatlarını koydum. Tuzunu koydum. Evet. Bunun ağzını kapayalım. Dur, bunun kapağı değil bu. Biraz. Evet, ağzını kapadık. Buradakini de şeye koyacağım. Pilava koyacağım. Pilavda da tavuk koksun diye. Önce sıvı yağ ile kavurayım ki sonra da tereyağı atacağım. Canlarım, Allah'ıma bin şükür bugün soğanı doğrayabildim. Artık parmağım iyi oldu. İnşallah hep güzel günler görelim. Allah'ım, ya Rabbim, bizleri, cümlemizi, Yaradan'ım, kazalardan, belalardan korusun inşallah. Ya Rabbim, işte mutfak kazası öyle oluyor. Daha da kötü olabilirdi. Ama Allah'ım korusun. Mutlaka her zaman şey veriyorum. Yani yolda bir şey görsem, elini açan, bizim o Gazi Caddesi'ne doğru hep vardı öyle şeyler. Buralarda yok da çıktığım zaman. Elini açan birini görsem, cebimde ne varsa bozuk hepsini veriyorum. Ne yapayım? Çünkü o ne olursa olsun benim için, belki o kişi trilyonluk zengindir. Belki benden de zengindir. Öyle derler ya, hani dilenciler, daha çok zengin olanlar ortaya çıkıyordu falan. Ama o Allah deyip elini uzattı. O Allah deyip elini uzattığı zaman bende olay bitmiştir. Ben veririm. Çünkü Allah'ın adını andığı zaman hep veririm. Hep de Nas suresini, Felak suresini okuyorum. Nazar tabii ki olur. Allah korusun. Büyük kazalar da oluyor tabii ki. Allah korusun. Bu kadarına da şükür. Ya Rabbim, Allah'ım. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin yanında olsun Yüce Mevlam. Allah'ım hepimizi korusun. Hepimizi, cümlemizi. Hepinizi canlarım, hepinizi. Evet, bu kavruldu iyice canlarım. Bak, kavrulduk. Kamerayı kapatacağım ama tübün altını kapatıyorum. Bak, işe bak. Canım, öptüm sizi. Evet, Batu şu anda yok yanımda da gösteremedim size. Bu şeyin, tavuğun kaynattığım suyunu süzerek koydum. Süzgeçten geçirdim. Yani şundan geçirdim. Tortuları burada.
Evet canlarım. Akşam ezanı okunuyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Aziz Allah Celişanı, Aziz Allah Celişanı. Celle Celaluhu. Akşam ezanımız da okundu. Yemeklerimiz de pişti sayılır. Fasulyeyi eğer yetiştiremezsem, çok acıktık çünkü. Zaten şu çorba gibi oldu artık, sulu yani. Ay, ay, ay. Şöyle sulu yaptım onu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bu da az kaldı. Biraz suyunu da üstüne gene şey yapayım. Evet. Evet. Rizelilerini de koydum. Birazdan da kararım. Evet, pilavı karıştırdım. Pilav oldu da bitti maşallah. Bu da oldu da bitti. Pişti yani. Bunu da kapatalım. Tamamdır bizim akşam yemeğimiz. İşte karanlık olunca göründü. Nihayet göründü karanlık olunca. Evet canlarım, bu akşamki yemeğimiz böyle. Az bir netleşsin kamera. Heh. Şimdi bak bir butu, buradan belki bak, patates suyuyla çorba gibi yaptım patatesini. Aynı tencereden. Tavuğunu da bir tane patatesle buraya koydum. Bu şekilde. Bu şekilde yaptım işte. Birer tane tavuk, hani but kesmiştim ya, ikiye bölmüştüm, birer tanesini koydum ve patates şeyini de, bir de yoğurt yanına, tamamdır. Daha ne olsun, Allah bin bereket versin hepimizin evine, hepimizin evine. Şöyle karanlık olmuşken hani göstereyim, şeyi göstereyim, hani halıyı tam şeyde gösteremiyorum ya, hani gündüz gösteremeyeyim ya canım size, çünkü dışarıdan çok şey vuruyor, ışık çok vuruyor, ışık çok vurunca da ben bu sefer bu ünitemle halımı sizlerle paylaşamadım. Bak mumu nereye koydu, bak bak bak. Kenardan buraya koyacaktı da. Ben hemen kamerayı alınca kaçtı. Onları oradan düzeltecekti de. Bu kira canlarım. Bu ev kira. Hepiniz biliyorsunuz, beni bilmeyenler için söylüyorum. Bu ev kira ama inşallah Allah hepimize bu dünyada da ev lazım. Allah nasip eylesin. Ama öbür dünyamızı da ya Rabbim aydınlık eylesin. En çok da bu dünya gelip geçici. Öbür dünya önemli. Öbür dünya için yaptıklarımız önemli. Allah iyilerden eylesin hepimizi. İyi kalplilerden eylesin cümlemizi. Teladımın da ellerine sağlık benim yeğenimin. Baksana ne güzel yaptı. Ne güzel yaptı canlarım. Ha bunlar gümüş incili bak. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Tamam. Ben şimdi daha fazla bu kamerayı döndürüp durmayayım. Oğlum gelsin de yemeğimizi birlikte yiyelim.
Hadi görüşürüz canlarım gene. Mutfağı falan toplayacağız. Daha vedalaşma zamanımız var. Öpüyorum sizleri şimdilik. Allah'a emanet olun.